Gençler merhaba. Bu videoda döküm bölümünü inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Evet gençler merhabalar. Hemen bölümün iş tanımına bir bakalım. Döküm bölümü endüstri alanında her türlü alet, edevat, parça dökümünü yapabilecek deneyimli teknikerler yetiştirmek amacıyla kurulmuş olan 2 yıllık bir bölümdür. Evet. İş olarakları. Bölüm mezunları döküm işleriyle uğraşan her türlü sanayi kuruluşuna çalışabilmektedir. Bölüm mezunlarının büyük bir çoğunluğu demir çelik fabrikalarında da iş bulmaktadır. Güzel. Ne iş yapar mezunları? Döküm teknikerinin görevi makine parçalarının kalıplarını oluşturmaktır. Daha açık bir deyişle eritilmiş madenleri kullanarak onları kalıp haline getirirler. Evet. Nedir üniversite taban puanları? Hocam yalnızca 9 Eylül Üniversitesi kontenjan ayırmış, 50 kontenjan ayırmış, 207 taban puan, 1 milyon 466 bin sıralama. Şeyde yok mesela bu. Yani ne bileyim Karabük Üniversitesi'nde yok. Evet, garip. İlginç. Hocam KPSS ataması yok. DGS geçiş hakkı olarak ise imalat mühendisliği, malzeme bilimi ve mühendisliği, malzeme mühendisliği, meteoroloji ve malzeme mühendisliği, nanobilim ve nanoteknoloji mühendisliğine geçiş hakkı da var. Ya dediğim gibi meslek lisesi öğrencilerini ilgilendiren bir bölüm. Özellikle meslek lisesi metal bölümünden mezun öğrenci arkadaşlar bu bölümü tercih Evet, edebilirler. Onun iş bulunabilir haricinde devlette olmasa da. tabii canım özel sektör diye bakacağız artık her şey özelleştirildi o kurumlar. Karabük dememin sebebi Karabük Demir Çelik geldi aklıma hemen. Onun haricinde Ereğli Demir Çelik var, İskenderun Demir Çelik var, İzmir Demir Çelik var. Ya da bir sürü hattaneler var. Birçok demir çelik sektörün var ülkede. Yani aslına bakarsan bu işin erbabı bu ülkede aç kalmaz. Onu söyleyeyim. Yani döküm Evet. bölümü sağlam bir bölüm. Yani sadece ağır sanayinde değil, daha küçük ölçekli sanayi işlerinde de çalışırlar bu bölüm mezunları. Ama dediğim gibi şey lazım. Bu işi gerçekten bilmek lazım. Bir döküm ustasının bilmiyorum yani hani bize şey soruyorlar. Efendim, hocam bu mezun ne kadar para alır? Evet. Ben sana söyleyeyim, ben sağlam bir döküm ustası, benim arkadaşın abisi ta zamanında 4.000-5.000 dolar para veriyorlardı yurt dışında. Yani Azerbaycan'da yine Türk şirketi Evet. olarak gidiyordu. İnanılmaz paralar kazanıyor ama gerçekten usta olacaksın bu işte. Yani bu Bölüm öyle, okumakla da ha ya olmuyor. Anadolu Lisesi'nden çıktın, elin kalem tutmaktan başka bir iş yapmamış. Yüksek okulda senden dökümcü olmaz. Yani o apayrı bir konu. Ne demek Evet. istediğimi anlatabildim Evet herhalde. hocam. Teşekkürler hocam. Gençler tercih danışmanlığı ve eğitim koçluğu desteği almak isterseniz açıklamaya mail adresi bırakıyorum. İletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.